Look, I think that the luck and the God was together with my team without any reaction. It means of, except of first quarter, which we won by two. Herkese iyi akşamlar. Bugün öncelikle şansımızın yaver gittiğini düşünüyorum. Biz Kızıl Yıldız'ın bugün maçı domine eden taraf olmasına rağmen maçı kazanmayı bildik. Bunun takımın bugünkü performansının belki de tek bir açıklaması olabilir. Biz bugün baskı altında oynadık. İlk yarıda maçı bugün baskı altında oynamamızın sebeplerinden Kızıl Yıldız'ın ilk yarıda sadece 54 sayı atması bu baskı altında olmamızın sebeplerinden değildi. Kızıl Yıldız bugün dominant bir şekilde oynadı. İki sayılık atışlarda %72 gibi bir ortalama yakaladılar. Üç sayılık atışlarda da %44 gibi bir ortalama yakaladılar ve bunu sadece 16 asistle yaptılar. Biz maçın ilk üç periyotunda reaksiyon gösteremediğimizi düşünüyorum. Sadece ilk periyotta iki sayılık bir liderliğimiz var ve geri kalan üç periyotta da biz varlık gösteremedik. Düzeltiyorum, kusura bakmayın. Reaksiyon gösteremedik. Son periyota yanlış hatırlamıyorsam 11 sayı geride girdik. Ama takımımı tebrik etmek isterim. Bugün pes etmediler ve maçın son saniyesine kadar savaşmayı bildiler. Bugün kazanmak bizim için önemliydi çünkü top 16'ya galibiyetle başladık. İyi oynayamadığımız bir maçta bile savaşarak kazanmayı bildik ve galibiyeti elde ettik. Kızıl Yıldız takımına da bol şanslar diliyorum. Çünkü genç oyunculardan kurulu bir kadrosu var ve iyi yönetilen, iyi bir teknik ekibe sahipler. Adriyatik Ligi'nde ve Euroleague'de onlara gelecekte bol şans diliyorum. Biz bugün Anadolu Efes olarak maçı iyi analiz etmeliyiz ve hatalarımızdan dersler çıkartmalıyız. Çünkü bugün 3 periyot boyunca kötü oynadık ve son periyottaki performansımız sayesinde maçı kazandığımızı düşünüyorum. Pazar günü TED Koleji'de önemli bir lig maçı oynayacağız ve pazar günü oynayacağımız maç öncesinde bu maçtan gerekli dersleri, hatalarımızı iyi analiz ederek gerekli dersleri çıkartmalı ve bunu sahaya yansıtmalıyız. Sezon uzun ama hızlı bir şekilde toparlanmalıyız. Ayrıca 2010 yeni yılın bütün insanları... We fought hard for half of the game, and luckily we got the win in the end. But the beginning, the first half of the game, we can't play like this. Herkese iyi akşamlar. Zorlu bir maçı bugün kazanmayı başardık. Top 16 oynamanın özellikle Euroleague'in daha zorlaştığı bir seviye ve bu seviyede gerçekten kazanmayı bilmeliyiz, kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Elimizde böyle bir maçı kazandıktan sonra deplasmana giderken deplasmanda da performansını sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu maçtan çıkartmamız gereken dersler var. Maçın ilk yarısıyla ikinci yarısı gösterdiğimiz performanslar birbirinden çok daha farklı. Zorlu top 16 tur öncesinde ilk maçı kazandığımız için mutluyuz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Just Efes for the victory. Congratulations Efes for the victory. Počeli smo meč u napadu jako bolje u odbrani da na taj način pravi situaciju za bolji rezultat. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Efes'i tebrik ederim. Maça iyi, özellikle hücumda çok iyi bir şekilde başladığımızı düşünüyorum ama defansif olarak savunmada hatalarımız vardı. Maçın ilk yarısında 54 sayı elde etme şansı bulduk. Lakin ofansif reboundlarda hatalarımız vardı maçın bu yarısında. Efes'e çok fazla rebound alma şansı tanıdık. Devre arasında soyunma odasında oyuncularımla birlikte konuşurken Efes'in özellikle bu yarıda çok daha fazla agresif olacağını, savunmada daha hırslı olacaklarını ve hücumda da daha organize bir şekilde bize karşı oynayacaklarını biliyorduk. Maçın 3. çeyreğinde takımın Efes'le birlikte arasındaki skor farkını korumayı başardı.
üçüncü periyotta Efes savunmada her ne kadar iyi olsa da biz hücumdaki performansımız sayesinde aradaki skor farkını korumaya başladık. Dördüncü periyotta ise son periyotta da çok takım olarak çok fazla hata yaptık. Maçın sonunda son anlarında kazanmak için birçok şans bulduk. Özellikle maçın son anlarında son 24 saniyede biz onların iyi faul atan oyuncularına karşı savunma yapmayı tercih ettik. Lakin savunmada başarısız olduk. Maçın son 3 saniyesinde de maçı kazanmak için şut atmak için şansımız vardı. Lakin değerlendirmeyi başaramadık. Şutu değerlendirmeyi başaramadık. Belgrad'dan İstanbul'a gelirken ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. İlkoviç belki de Avrupa'nın en iyi koçlarından birisi, bu takım yönetiyor ve ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Kazanmak için elimizden geleni yaptık, lakin başaramadık. Efes'i tebrik ederim. First the quarter, and the last one we did some small mistakes, which on this kind of level they are. Finalde çok zorlu bir maç oynadık. Euroleague'de bu seviyede oynanan zaten bütün maçlar zorludur. İlk çeyrek boyunca takım olarak çok iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son çeyrekte de hatalarımız oldu. Eğer Euroleague'de bu seviyede oynuyorsanız bu çeşit hatalar yapmamalısınız. Nitekim bu akşamları bu çeşit küçük hataların bize maçı kaybetmemize sebep olduğunu gördük. Herkese iyi akşamlar.